Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Fenerbahçe, daha doğrusu Galatasaray-Fenerbahçe maçının başlamasına saatler kaldı. Sizler de biliyorsunuz ki sürekli bu kanalda maç yorumları, maçlardan sonra ya da maçlardan önce bazen videolar çekiyorum. Bu maçtan önce de bir video çekme kararı aldım çünkü büyük bir derbi. Ama bu tabii ki çok detaylı bir video olmayacak. Sadece üzerinden biraz geçeceğiz. Şimdi öncelikle Hasan Ali Kaldırım'la başlayalım. Çok uzun zamandır sorulan bir soru, Hasan Ali Kaldırım oynayabilecek mi tarzında. Ve oynamasını isteyenler var. Hasan Ali eğer yani şöyle düşünüyorum, pardon. Eğer Hasan Ali bu hafta oynarsa ben Fenerbahçe'nin ligi tehlike atacağını düşünüyorum. Çünkü zaten oynayamayacak, zaten onu biliyorum da. Çünkü yani söyleyenler için söylüyorum, hani oynamalı falan tarzında. Allah korusun bir sakatlıkta falan sezonu ilk yarısını kapatabilir. Transfer dönemine kadar Fenerbahçe sol bekçisi oynayabilir. Bu çok önemli bizim için. İleride şimdi Fenerbahçe ile alakalı fazla aslında konuşacak bir şey yok. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok Galatasaray'a göre çok daha düşük bir kadro. Diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun? Nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Arkadaşlar yani baktığınız zaman gerçekten çok ilginç. Videolarımı izleyenler de zaten bilirler. Anlam veremediğim şekilde şampiyonluğa oynayan, şampiyonluk için takım kuran Fenerbahçe'nin stoperlerinin bu şekilde olmaması diyeyim. Yani stoperi olmaması, stoperin de Cahilson oynaması, Rami girdikten sonra oyundan çıkması, hata yaptıktan sonra ve bu daha önceki videolarımı izleyenler biliyorlar. Çok uzatmak istemiyorum bunu. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden derbi günü. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi var. Gerçekten Türkiye'nin en büyük derbilerinden bir tanesi. Bazılarına göre de en büyük derbisi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu tabii ki başka takımları küçümsemek değil. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesela bir Beşiktaşlı da ben mesela Beşiktaş Galatasaray maçını Beşiktaş Fenerbahçe maçına tercih ederim. Daha çok zevk alıyorum diyebilir. Farklı şeyler. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu bir aslında çekiliş videosu. Sizlere bir çekiliş yapmak istiyorum. Ama hani maçlardan önce falan da bazen video çekiyorum ve istiyorsunuz hani maç videosu gelsin tarzında. Bir de geçen hafta maç videosu çekemediğim için kendimi affettirmek adına ufak bir video yapma kararı verdim. Arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçında düşüncelerim şunlar. Şimdi Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı zaman, ya gerçi çoğu takım derbilerde kendi sahasında oynadığı zaman farklı oynar. Hele ki bu Galatasaray ise Avrupa maçlarında falan kim gelirse gelsin nasıl oynadığını biliyorsunuz Galatasaray'ın. Çok tehlikeli bir takım kendi sahasında. Koskoca dünya takımlarını eski Ali Samiyen, şu andaki Seyrantepe'ye gömen Galatasaray kendi sahasında çok farklı bir takım. Ancak işte bunun karşılığında bir de Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de son yıllarda hani kim ev sahibi ise, kim kendi sahasında oynuyorsa biliyorsunuz derbilerde her zaman favori olmasına rağmen Fenerbahçe genelde derbilerde asla pes etmeyen taraf. Skor ne olursa olsun 3-0'dan geri dönen, 2-0'dan geri dönen, en basit örnekleri geçen sene 3-0'lık Beşiktaş maçı, 2-0 öne geçen Galatasaray maçı gibi. Fenerbahçe'de sinmeyen bir takım görüntüsü veriyor bize. İşte bu yüzden de çok ikilemdeyim. Yani acaba ne olur? Acaba ilk golü kim atar falan tarzında çok ikilemdeyim. Galatasaray kadro olarak Fenerbahçe'nin bence bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın stoperlerinin de Galatasaray'ın en ama en bizim için diyeyim, Fenerbahçeliler için en ama en güzel yanı Galatasaray'ın stoper ikilisi. Galatasaray'ın stoper ikilisine aslında baktığınız zaman ne Marcao ne Luyendama, ikisi de birebir de yani tek oyunda asla kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben ikisinde. Ancak şöyle bir şey var, çok ilginçtir. Sezon başladığından beri, yeni sezonda biliyorsunuz Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğim için bütün maçları izliyorum rakiplerinin falan. Çoğunu izlemeye çalışıyorum. İnanılır gibi değil. Geçen seneki takıma bakıyorum. Yani ve bu seneki takıma bakıyorum. Lan Luyendama ile Marcao'nun arkasına, önüne, yanına ara pası olarak atılan bütün toplar kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Sanki birbiriyle iki tane uyumu olmayan bir adam bugün daha birbirlerini tanımış gibi oynuyorlar. Çok ilginç. Bu gerçekten bizim için çok büyük şans olabilir. Fenerbahçeliler için çok büyük şans olabilir. Onun haricinde dediğim gibi Galatasaray'ın stat avantajı var ve bu maçla alakalı da yorum yapmam gerekirse bir skor yorumu, ama daha önce bir şeyler daha söyleyeyim. Emre Belözoğlu büyük ihtimal oynuyordur. Ben bu videoyu çektiğimde kadro açıklanmamıştı çünkü. Hani siz belki geç izliyor olabilirsiniz. Emre'nin büyük bir avantaj olduğunu, Fenerbahçe adına çok büyük bir avantaj olduğunu, Galatasaray adına da Feghouli'nin, sezona kötü başlayan Feghouli böyle maçlarda yıldız, yani yıldızlar arkadaşlar bazen bir maçta hiçbir şey yapmaz. 90 artı 5'te bir tane gol atar. Feghouli'nin de böyle bir maç olabilir. Sezon başından beri çok kötü oynuyor. Belki bu maç onun için bir patlama olabilir. Çok değişik bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe ilk golü atarsa Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Eğer ilk golü Fenerbahçe atarsa. İlk golü Galatasaray atarsa da skor tahminimi zaten birazdan söyleyeceğim.
Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Yani ilk gol atan takımın kolay kolay yenilmeyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar, skor tahminim benim. Vallahi hiç düşünmediğim işi şimdi düşüneceğim. Kusura bakmayın ama benim skor tahminim 3-1 Galatasaray kazanır gibime geliyor. 3-1 Galatasaray kazanır gibime geliyor. Ve ilk golü de kim atar? İlk golü, ilk golü ne ya? İlk golü de kim atar? Hadi Falcao diyelim, Galatasaray'ın gönlü olsun. Arkadaşlar, peki bunu neden söyledim size? Hani ilk golü kim atar ya da kaç kaç biter diye. Bir çekilişimiz var. Çekilişimizin yani çekilişimizde yapmanız gereken şeyleri şu anda size anlatıyorum. Bu videonun altında bir tane Twitter adresi var benim ve aynı zamanda bir de Instagram adresim var. Arkadaşlar, ikisini de takip ediyor olmanız lazım. Hem Twitter'ımı hem Instagram'ımı. İkisini de takip ediyor olmanız lazım ve Twitter'dan en son attığım post, Fenerbahçe Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır ve ilk golü kim atar diyeceğiz arkadaşlar. Bakın aynen bu şekilde. Burası çok önemli. Sonuna, başına, herhangi bir yerine parantez içinde çekiliş diyeceksiniz. Yani burada normal benim arkadaşlarım atmış olduğu yorumlarla karışmasın diye. Tamam mı? Instagram'ımı, aşağıda Instagram var. Bakın Instagram'ı takip ediyorsunuz. Twitter'ımı takip ediyorsunuz. Twitter'ımdaki son adrese, son posta Galatasaray Fenerbahçe maçı nasıl biter? İlk golü kim atar diye bir post olacak. Oraya Galatasaray 3-1 kazanır, ilk golü Falcao atar yazacaksınız. Bunu yazan kişiler arasından yapılacak çekiliş değil. Çekiliş değil. İlk yazan. Bunu ilk kim yazmışsa istediği takımın, hiç fark etmez, Türkiye'de Süper Lig'de istediği bir takımın formasını evine kargolayacağım. Özel olarak evine kargolayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube'daki bu videonun altına kendi maç görüşlerinizi yazabilirsiniz. Neler düşünüyorsunuz? Sizce maç nasıl olacak? Çünkü belki maç sonunda çekeceğim videoda onlara da biraz bakarım. Belki, bilmiyorum. Ama dediğim gibi lütfen bu yorumun bu videonun altına değil, Instagram'ımı takip edin, Twitter'ımı takip edin ve daha sonra da Twitter'daki son posta çekiliş yazarak parantez içinde cevap verin arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek isteyeceğim. Hani maçtan sonra, çünkü saatleri gözüküyor, maçtan sonra falan yorum atmayın. Maçtan sonra lütfen yorum atmayın, onu söyleyeyim. Ve aynı zamanda da hani diyelim ki skor, sadece gittiniz Twitter'a şey yazdınız. Maçın skorunu ve tahmininizi yazdınız. Ama takip etmediniz hiçbir yerden. Daha sonra tuttuktan sonra hemen takip ederseniz iki taraftan, zaten saatini gördüğüm için onları kabul etmeyeceğim. Dediğim gibi güzel bir maç olsun. Bu sezon tribünler olsun, taraftar olsun ve aynı zamanda takımlar olsun, hiç kötü bir şey göstermediler bize. Ama şunu da söyleyeyim, burası da önemli, bunu da söylemek istiyorum. Bazı yorumcular arkadaşlar, bazı yorumcular şöyle söylüyorlar. Der işte, bu nasıl maç? İşte bilmem ne, o ona bilmem ne yaptı, onu itti falan. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Derbi maçı sert geçer. Derbi maçında kırmızı kart olur. Bakın, şundan bahsetmiyorum. Yanındaki adam, burada diyelim bir adam var, oyuncu var ve hakem orada bize bakıyor. Hakem gözünü çevirdi ve suratına vuruyorsun. Bundan bahsetmiyorum. Bu çok büyük terbiyesizlik, iş ahlakı olmayan bir davranış. Ben ondan bahsetmiyorum. Topa sert, maç içinde gerginlik, hani birbirini itme, vurma demiyorum bakın. Bunların hepsini ben istiyorum. Ben futbol izlemek istiyorum, derbi izlemek istiyorum. Birbirine kasti, ayağını kırmak, ayağını sakatlamak, bu tarz tokat, yumruk, bu tarz şeyler hariç ben sertliği her zaman sevmişimdir. Son olarak özür diliyorum. Özür diliyorum hepinizden. Özür diliyorum hepinizden. Burayı belki kesip en başa bir daha yapıştırırım. En başa bir daha yapıştırırım. Çekilişte bir tane söylemek unuttuğum bir şey var. Özür dilerim. Bir de bu video herhangi bir sosyal medyadan paylaşıyor olmanız lazım. Twitter takip, Instagram takip, aşağıda yazıyor. Twitter'daki son postu tahmininizi yazıyorsunuz ve bu videoyu da bir kere Facebook'ta falan herhangi bir yerde paylaşıyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken, ilk kişiye, ilk doğru yazana Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, hangi takım isterse formasını gönderiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda yeniden beraber olacağız. Başka söylemek istediğim şey var mı aslında? Biraz dur bakayım, biraz düşüneyim. İsteyen kapatabilir. Tahminini yazmak için erken yazmak isteyenler şu an kapatıyor olabilirler tahminini ama. Ha, şunu söyleyeceğim. Bir sağlık problemim var. Geçmiş olsun falan çok yazmışsınız. Diyeceksiniz ki nereden haber oluyor bu insanların? Twitter'da bahsettim arkadaşlar, bir sağlık sorunu olduğumdan. Takip etmiyorsunuz Twitter'da. Ciddi bir durum. Yakın bir zamanda sanıyorum beni ameliyata alacaklar. Haberiniz olsun. Hani eğer birkaç gün video alamazsanız, hafta içi falan, şu an ben stoklamaya çalışıyorum ama olur da video alamazsanız falan, lütfen hani kötü yorumlar yapmayın videoların altına. Bu durumu anlamaya çalışın. Dediğim gibi önemli bir durum var çünkü.
Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde, daha doğrusu bir sonraki videoda yeniden beraber olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda bu videoda like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Umuyorum ki iyi olan kazanmasın, Fenerbahçe kazansın bizim için. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Bay bay.